24 yaşındaki Rauf Meğremoğlu İbadov, memleketin dar gününde kendi isteğiyle cepheye gitti. İbadov, memlekette pay yok, dedi. Karabağ Savaşları'nda kahramanca şehit oldu. Azerbaycan ile girdiği çatışmalarda ağır kayıplar vererek işgal altında tuttuğu Karabağ'dan çekilme kararı alan Ermenistan için rekor tazminat talebi gündeme geldi. Yapılan bir değerlendirmeye göre ise bölgedeki zararın boyutu 50 milyar dolar civarında. Ekonomik olarak zorda olan Ermenistan'ın bu rakamı ödeyememesi halinde toprak vermek zorunda kalacağı ifade edilirken dikkat çeken bir açıklama Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi resmi temsilcisi Eduard Zarmazanov'dan geldi. 44 gün süren savaş sırasında hükümetin yalan bilgilerle halka aldattığını dile getiren Eduard, Paşinyan artık aleve hiçbir şey söyleyemez. Bunu yapacak cesareti yok. Uluslararası mahkemeler zaten Ermenistan'ın Azerbaycan'a ödemek zorunda olduğu 50 milyar dolardan bahsediliyor. Paşinyan tekrar görüşmelere gidecek ve size Zengezur'u veriyoruz diyecek. Çünkü elimizde 50 milyar dolar yok diye konuştu. Fransa Senatosu, Paris hükümetini sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya çağıran tavsiye niteliğindeki kararı oylamaya sunmuştu. Herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan önergenin oylanmasında 305 senatör evet oyu kullanmış ve hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması tavsiyesi verilmişti. Azerbaycan'ın Milli Meclisi'nin bugünkü toplantısında Parlamento Başkanı Sayıbe Gafarova konuyla ilgili Fransa Senatosu'nda Azerbaycan'a karşı çirkin bir siyasi eylem düzenlendi ve Azerbaycan'a karşı taraflı bir belge kabul edildi. Kararın halkımızın vatanseverlik mücadelesini gölgede bırakmaya çalıştığını söyledi. Azerbaycan'ın milletvekili Azay Gülev ise konuyla ilgili Paris Büyükelçiliğimiz geri çağrılmalı, ekonomik ilişkiler tamamen askıya alınmalıdır dedi. Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Baptiste Lemoine, Ermenistan dahil hiçbir devletin Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımadığını hatırlatarak Fransa'nın Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tek taraflı tanıması kimseye fayda sağlayamaz. Bu ne Ermenistan'ın, ne Dağlık Karabağ'ın, ne Fransa'nın yani Avrupalı ortakların veya Agitmix grubu eş başkanlarının çıkarına değildir, dedi. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ İtilafı hakkında dün kabul ettiği kararın uluslararası hukukun en temel ilkelerinin meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneği olduğu belirtildi. Kararda Türkiye'ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaların külliyen reddedildiği belirterek Fransa Senatosu'nun bu kararı tarafsız olması gereken eş başkanların yürüttüğü Agitmix grubu çalışmalarının bugüne kadar meselenin neden çözüm getirmediğinin nasıl taraflı olduğunun da açık bir göstergesidir. Ermenistan'ın önce Tavuz'da sonra Yukarı Karabağ'da sergilediği saldırganlık ve provokasyonlar üzerine Azerbaycan gereken karşılığı vermiş ve yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını özgürleştirerek toprak bütünlüğünü tekrar sağlamıştır. Esasen Azerbaycan'ın sahada aldığı sonuç Birleşmiş Milletler'in kararlarına yansımış, Fransa'nın da eş başkanı olduğu Minsk sürecinde kayıt altına alınmış ancak hayata geçirilememiş haklarının somutlaştırılmasıdır. Zira ilgili Birleşmiş Milletler'in kararları Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal ve şartsız çekilmelerini amirdir denildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, il liderleriyle bir video konferansında ülkelerde katı bir karantina rejiminin uzatıldığını duyurdu. Sıkı karantinanın 20 Aralık'a kadar uzatıldığını ve yeni kuralların uygulanacağını duyurdu. Merkel, ülkedeki bu durumun Ocak 2021'e kadar devam edebileceğini vurguladı. Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 60 milyonu aştı. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü. Vaka sayısı bakımından ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devleti'nde 14 milyon, Hindistan'da 10 milyon, Brezilya'da 7 milyon ve Rusya'da 3 milyondur.